bozulan dünyanın dengesini yeniden kurmak, doğayla dost, sürdürülebilir bir çevre anlayışını hayata geçirmek sadece merkezi hükümetlerin değil, yerel yönetimlerin de sorumluluğunda. Belediyeler, Fahri abinin erdemli şehrini kurmaktan da sorumlular. İşte böylesine önemli bir medeniyet tasavvuru ve tarihsel bilinçle yola çıkan Bağcılar Belediyesi, çevreci projelerinden birini daha hayata geçirdi. Bağcılar Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi. Bir dünya kenti olan İstanbul'da her gün ortalama 17 bin ton evsel atık çıkıyor. Bu rakam yıllık bazda 6 milyon tona ulaşıyor. İstanbul'un atık miktarı bile tek başına birçok Avrupa ülkesinin atık miktarını geride bırakıyor. Yine İstanbul'da toplanan katı atık miktarının ağırlık bakımından %15-20'sini, hacim olarak da %60'ını geri dönüşme mümkün olan ambalaj atıkları oluşturuyor. Bu son derece önemli bir miktarın yeniden ekonomiye kazandırılacağını gösteriyor. İstanbul ve Türkiye'nin en çok evsel atık üretilen ilçelerinden biri de Bağcılar. Bağcılar'da günlük ortalama 728 ton, yıllık ortalama 266 bin ton evsel atık çıkıyor. Bu miktarın yüksekliğini dikkate alan Bağcılar Belediyesi, geri dönüşümlü atıklara yönelik bir dizi çalışma başlattı. Bu çalışmanın en önemli ayağını ise Bağcılar Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi oluşturuyor. Böylece Bağcılar'ın ürettiği çöpün ağırlık bakımından dörtte birini, hacim bakımından ise yarısından fazlasını oluşturan bir miktarın geri dönüşümle ekonomik değere dönüştürülmesi amaçlanıyor. Bir başka ifadeyle Bağcılar'da toplanan katı atıkların ağırlık olarak %25-30'unu, hacim olarak da %55'ini geri dönüşüme uygun ambalaj atıkları oluşturuyor. Aslında yerel yönetimlerin katı atıklara ilişkin çalışmalar yapması, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından bir politika haline getirilmişti. Bakanlık, 2011 yılında yayınladığı ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği ile yerel yönetimlere ambalaj atıkları ile ilgili sorumluluklar yüklüyordu. Bağcılar Belediyesi, yönetmeliğin bu amir hükmü doğrultusunda ambalaj atıklarının toplanması ve işlenip ayrıştırılması için gerekli çalışmayı hemen başlattı. İlk etapta, toplama ve ayırma tesisinin kurulacağı en uygun alan olarak ilçe sınırları içinde stratejik konuma sahip Mahmut Bey seçildi. Toplam 14 milyon 440 bin Türk lirasına mal olan proje, 10 milyon 440 bin Türk lirası değerindeki arsa üzerinde %13.5'i Bağcılar Belediyesi, kalanı ise hibe yoluyla finanse edilerek 2015 yılının Mayıs ayında hayata geçirildi. İstoç mevkiinde 4000 metrekarelik bir alan üzerinde yapılan tesisin 1350 metrekarelik bölümü ise kapalı alandan oluşuyordu. Özen Cam Geri Dönüşüm Kazanım firmasıyla görüşmelere başlanılarak bir protokol imzalandı. İnşa ve ekipman giderleri de dahil olmak üzere 4 milyon Türk lirası sermaye bedelli hayata geçirilen Bağcılar Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce tarafından hizmete açıldı. Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak bu yapılandan dolayı, bu hizmetinden dolayı, bugüne kadar hizmetlerinden dolayı, örnek bir belediye başkanlığı yaptığından dolayı Lokman Başkanımızı tebrik ediyorum. Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde inşa edilip faaliyete başlayan tesis, modern binası, son sistem ekipmanıyla örnek gösterilen tesislerden biri oldu. Bağcılar Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetki almış bir firmayla uygulamaya soktuğu bu projeden birçok fayda elde edildi. Öncelikle bu uygulamayla bir geri dönüşüm sektörü oluşturuldu. Çöpe giden ambalaj atıkları azaltılarak çöp gazı emisyonu ve patlama riski azaltıldı. Çöp döküm sahalarına daha az atık gönderilerek hem depolama alanından yer kazanılması hem de nakliye giderlerinin düşmesi sağlandı. Sonuç olarak tesis sayesinde çöp için harcanan bütçeden bir yıl içerisinde 1 milyon 150 bin Türk lirası tasarruf sağlanarak tesis inşa ve ekipman bedelinin yaklaşık %35'i amorti edilmiştir. Toplama ve ayırma tesisinin kurulması, amacına uygun bir ayırma işleminin gerçekleştirilmesi, düzenli depolama ve uygun nakliyenin sağlanması, uygun malzemenin uygun şekilde tasdif ve istif edilerek geri dönüşüm tesislerine gönderiminin yapılması, belediyenin sistem hakimiyetinin arttırılması bakımından büyük bir zorunluluktu ve bu hususlar başarıyla yerine getirildi. Tesisle birlikte Bağcılar'da atık ambalaj toplama, ayırma ve işleme faaliyetleri bütünsel bir sistem dahilinde ve birbirinden bağımsız işleyen parçaların mükemmel bir şekilde entegre edilmesiyle yapılır hale geldi. Sistemin sorunsuz ilerlemesini sağlayan ilk aşama, Bağcılar ilçesindeki ambalaj atıklarının daha kaynağındayken ayrı olarak toplanmasıydı.
Bunun için Bağcılar Belediyesi, atıkların daha temiz bir şekilde dönüşüm sistemine dahil edilmesi amacıyla evler, okullar, hastaneler, kamu kurumları, iş merkezleri ve AVM'leri içine alan geniş bir hizmet alanı belirledi. İkinci önemli aşama ise toplamada uygulanılacak sistem ve ekipmandı. Sistem olarak kapıdan kapıya toplama yöntemi benimsendi. Bu sistemde poşet, konteyner ve kutu ile toplama şeklinde 3 alt kategoride hayata geçirildi. Yine bu yöntemle işlek cadde ve sokaklara amacına uygun ekipmanlar konularak biriktirme noktaları oluşturuldu. Üçüncü aşama ise Bağcılar halkında farkındalık oluşturma çalışmalarının aralıksız sürdürülmesiydi. Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları başlığında toplanabilecek bu faaliyetler için iki temel hedef kitle belirlendi. Birinci, Bağcılar'ın geleceğinin emanet edileceği çocukların eğitim gördüğü okullar, ikincisi ise Bağcılar halkıyla Bağcılar'daki ticaret erbabıydı. Okullarda başlatılan çalışmalar çerçevesinde Bağcılar Belediyesi'nin uzman ve deneyimli çevre mühendisleri, çevre bilinci, geri dönüşüm ve geri kazanımın önemi konulu eğitim ve seminerler veriyor. Konut ve iş yeri bilgilendirme faaliyetlerinde ise Bağcılar dahilinde konut ve iş yerleri belirli bir program dahilinde ziyaret edilerek çevre ve geri dönüşüm bilincinin artırılması için bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Bağcılar'da yaşam kalitesini ve çevre bilincini artıracak geri dönüşüm çalışmaları çeşitli etkinliklerle takviye edildi. Bağcılar Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi faaliyete geçtiği Mayıs 2015 tarihinden itibaren İstanbul ve Türkiye ölçeğinde dikkatle takip edilecek faaliyetler gerçekleştirdi. Tesisin çalışmaya başlaması, Bağcılar'da toplanan ambalaj atık miktarının da üst seviyelere çıkmasını sağladı. Bu bağlamda Bağcılar'da 2013'te 11 bin ton, 2014 yılında 11.331 ton atık toplanırken, bu rakam 2015 yılında 15.833 tona ulaştı. 2015 yılında toplanan ambalaj atıkları içerisinde 8.832 tonla kağıt ve karton ambalaj atıkları birinci sırada yer alırken, bunu takiben 4.243 tonla cam, 616 tonla P ambalaj atığı, 361 tonla PET ambalaj atığı geliyordu. Bağcılar Belediyesi ambalaj atıklarının geri kazanılmasının yanı sıra, ilçe genelinde aynı zamanda elektronik atıklarla pil atıkları, lastik atıklar ve bitkisel atık yağların geri dönüşümüne yönelik çalışmalar da gerçekleştiriliyor. Pil atıkları okul, iş yeri, ev ve kamu kurumlarından, lastik atıklar iş yerlerinden, bitkisel atık yağlar otel, lokanta, kafe ve evlerden, elektronik atıklarsa ilçe genelinden toplanıyor. Bu bağlamda 2015 yılında 4170 kilogram elektronik atık elden geçirilirken, 4970 kilogram atık pil, 88670 kilogram lastik ve 134700 kilogram atık yağ toplanarak Bağcılar'ın ekolojik dengesi muhafaza edildi. Bağcılar Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nin açılmasıyla birlikte ortaya çıkan büyük sinerji aslında büyük bir ekonomik kazanım da sağladı. 2015 rakamlarıyla ifade etmek gerekirse, ayırma tesisi 8.832 ton kağıt atığın geri dönüşümünü sağlayarak tam 150.144 adet ağacın kesilmesini önlemiştir. Aynı şekilde ayırma tesisi sayesinde tam 4.243 ton cam atığı geri dönüşüme girmiştir ki bu da İstanbul ve Türkiye ekonomisi için 424.300 litre petrol tasarrufu demektir. Yine ayırma tesisiyle birlikte 527 ton metal atığın geri dönüşümü sağlanmış, böylece 685 ton ham madde tasarrufu sağlanmıştır. En büyük başarılardan biri de 1905 ton plastik atık geri dönüştürülerek 26.670 megawatt enerji tasarruf edilmesidir. Bağcılar Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi henüz bir yılı tamamlamadan ilçe ekonomisi için, İstanbul ekonomisi için, Türkiye ekonomisi için %100 faydalı bir tesis olduğunu ortaya koymakla kalmamış, sürdürülebilir bir belediyeciliğinde yüz akı olmuştu. Sürdürülebilir bir çevre için ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinin çalışmalarını artırarak sürdürüyoruz. Doğal kaynakları koruyor, enerji tasarrufu sağlıyor, ilçe halkıyla bütünleşerek sürdürülebilir çalışmalara imza atıyoruz.